Sosyal medya şimdi halkın içinde yaşanan olaylar, yaşantıyı anlatıyor. Sosyal medya tehdit olabilir mi? Türkiye'de konuşamazsan, edemezsen, dertlerini anlatamazsan bizi karanlık uçlar yönetir o zaman. Devleti ve hükümeti zor durumda bırakmak için çok farklı derecede yalan yanlış algılar yapılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı bir açıklamada sosyal medyanın demokrasi için ana bir tehdit olduğunu söyledi. Biz de Laf Sokak'ta ekibi olarak vatandaşlara sorduk, bakalım nasıl cevaplar aldık. Ve sosyal medya kapatmaları lazım, hiç de iyi değil bir insanlar için. Peki neden? Çünkü her çeşit, her şey var orada. Yani ahlak, tehdit, her şey var sosyal medyada. Ben sosyal medyayı hiç sevmiyorum, ben istemiyorum da yani. Bana göre değil. Peki neden? Yani özgür olması lazım sosyal medyanın. Yani zıt fikri de dinlemek lazım, öbürünü de dinlemek lazım. Doğruya biz karar verelim. Değil mi? Vatandaş olarak yani. Sıkıntı orada yani. Yani medya yani yapabilir ama biz kararı biz vereceğiz yine de. Doğru mu? Doğru olanı biz tercih edeceğiz. Hayır öyle değil. Katılmıyorum ben o düşünceye. Peki neden? Ya basın susturulamaz. Özgür, milleti bilgilendirdiği için... Yani bazı şeyler de açığa çıktığı için bence kabul etmek istemiyor. Tehdit değil. Sosyal medya olmazsa demokrasi de olmaz. Peki neden böyle düşünüyorsunuz? Türkiye'de konuşamazsan, edemezsen, dertlerini anlatamazsan bizi karanlık uçlar yönetir o zaman. Sosyal medyada peki herkes düşüncesini özgürce söyleyebiliyor mu sizce? Söyleyebilemiyor, bilemiyor. Bazı kanallar var, hep ülkeyi güllü kulistanı gösteriyorlar. Öbür mesela siyasi partilerin sosyal medyadaki şeylerini bile göstermiyorlar, yayınlarını falan göstermiyorlar. Hala bazı kanallarda dolar 10 lira gösteriyor. Yani sosyal medyanın gerekli olduğunu söylüyor. Sosyal medya gerekli. Sosyal medya olmazsa aynı Arap devletlerindeki gibi o Arap devletlerinde nasılız Arap devletlerinde biz de ona dönerik yani. Herkes hür. Sosyal medyada şeyini kullanması lazım. Şu anda ben nasıl konuşuyorsam başkaları da konuşması lazım. Fikirlerini ortaya açıkça koyması lazım. Yani medyayı kendi amaçları için kullananlar var. Tarafsız haber yapmayıp da tek taraflı haber yapan medya var. Bunu biliyoruz yani. Onları kastettiyse kesinlikle haklı. Ben öyle düşünüyorum. Sosyal medya şimdi halkın içinde yaşanan olaylar, yaşantıyı anlatıyor. Sosyal medya tehdit olabilir mi? Bu yanlış bence. Yalnız bilmiyorum yani şu anda Türkiye'nin ekonomisi sıfır. Sıfırın altına sıfır. Mesela şunu söyleyeyim ben. Bir vatandaş olarak ben şu anda emekliyim. SSK bana 1600 lira maaş bağlamış. Euro'ya vurursak bunu 160 dolar. 160 dolarla bir adam bir aile bir ayda geçinebilir mi? 160 dolar. Benim arabam mazot parasına yetmez 160 dolar. Yani kuru ekmeği yeme bulamazsın 160 dolara. Onların karnı tok sırtı bek 70-80 bin lira para alıyorlar. Ondan sonra şeylerde ne onun adı milletvekilleri de karnı tok. Maaşları bol her şeyi devletten. Oh her şeyi geriden toz pembe görüyorlar. Hele 160 dolar benim gibi emekli olarak bir aylık alsınlar da bir göreyim. Bir yaşasınlar da bir göreyim. Evden çıkabiliyorlar mı? Ben kesinlikle katılıyorum. Sosyal medyada arka planda görünmeyen çok şeyler var. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Yani bir örnek verebilecek olursam bir kişinin hesabına açılmış farklı güç odakları diyeyim ben. Bir kişinin adına açılmış belki de onlarca hesap var. O hesaplar üzerinden devleti ve hükümeti zor durumda bırakmak için çok farklı derecede yalan yanlış algılar yapılıyor. Yani kesinlikle bir tehdit olarak görüyorum ben. Bunlara da yasal bir düzenleme getirmesini bekliyoruz haliyle.